Merhaba arkadaşlar, ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hocam. En son mantık konusunda V bağlacını veya bağlacını ya da bağlacını anlatmıştık. Bununla ilgili 8. kazanın testine kadar çözmüştük. Şimdi 9. kazanın testinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fazla vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Demiş ki 9. kazanın testimizin ilk 3 sorusunda P ve Q önermeleri birbirine denk. Bunlar 1'e denkmiş. İkisi de doğru önermeymiş. R önermesinin ise doğruluk değeri 0 olmak üzere. Aşağıda verilen bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bizden bulmamızı istemiş. Çok kolay, yapmamız gereken buradaki doğruluk değerlerini yazmak. P önermesi bakın 1'miş. P gördüğümüz yere 1 yazacağız. Arada veya bağlacı var. Q önermesi 1 ise Q'nun değil yerine 0 yazacağız. Sonra arada V bağlacı var. R önermesine doğruluk değeri 0'mış. Önce parantez içerisinden başlıyoruz. Veya bağlacını toplama gibi düşünürsek düşünüyorduk. 1 ile 0'ı topladığımızda sonuç 1 yapacaktır. V bağlacını ise çarpma gibi düşünüyorduk. Dolayısıyla 1 ile 0'ı çarptığımızda sonuç 0 yapacaktır. Birinci sorumuzun cevabı. Geçelim ikinci sorumuza. Yine yukarıdaki değerleri burada yerleştiriyoruz. P'nin doğruluk değeri 1 ise P'nin değilinin doğruluk değeri 0'dır. Arada ya da bağlacı var. R'nin doğruluk değeri 0'mış. Onu da yerleştirdik. Sonra burada V bağlacı var. Q'nun doğruluk değerine baktığımızda 1'miş. Arada V bağlacı var. R'nin doğruluk değeri 0 ise R'nin değilinin de doğruluk değeri 1 olacaktır. Önce parantezlerden başlıyorduk. Ya da bağlacını hatırlayalım. Ya da bağlacının her iki tarafı aynı olursa sonuç biliyorsunuz 0'dı. Sonra V bağlacını yerleştirdik. Burada da V bağlacı var. V bağlacını çarpıyorduk. Her iki tarafı 1 çarpı 1 yaparsak sonuç 1 olur. Şimdi yine arada V bağlacı var. 0 ile 1'i çarptığımızda da sonuç 0 olacaktır. Geçelim arkadaşlar 3. sorumuza. 3. sorumuzda yine yerleştireceğiz yukarıdaki değerlere göre. P'nin doğruluk değeri 1 ise P'nin değilinin doğruluk değeri 0'dır. Arada V bağlacı var. Q'nun doğruluk değeri 1. Sonra parantezimizi kapattık. Burada bir değil işaretimiz var. Arada ya da bağlacı var. Sonra Q'nun doğruluk değeri 1 yerleştirdik. Arada veya bağlacı. R'nin doğruluk değeri 0. Ama burada R'nin değili var. Öyleyse 1 yazacağız. Sonra da parantezin dışında tekrar değili var. Parantez içinden başlıyoruz. V bağlacı biliyorsunuz çarpma gibi düşünülüyordu. Bu ikisini çarparsak sonuç 0 olur. Fakat üzerindeki değili de unutmayalım. Sonra arada ya da bağlacı var. Geçiyoruz diğer parantezin içine. 1 veya 1. Biliyorsunuz veya'yı toplama gibi düşünüyorduk. Ama 1 ile 1'i topladığımızda 2 olmayacağı için bunun sonucuna da 1 diyorduk. Çünkü doğruluk değerlerinde 2 yok. Ya 0 var ya 1 var. Sonra bunun dışında değilini unutmayalım. Sonra 0'ın değilini alıyoruz. 1. Arada ya da bağlacı var. 1'in değilini alıyoruz. 0. Ya da bağlacında ya da'nın her iki tarafı farklı olursa burada olduğu gibi sonucun 1 çıktığını söylemiştik. Cevabımız 1 olmalı. Geçelim 4. sorumuza. 4. sorumuzda yeşil, mavi ve kırmızı renkli çıkartmaların hece anlamları varmış. Yeşil V anlamına geliyormuş. Mavi dağ anlamına geliyormuş. Kırmızı da yağ anlamına geliyormuş. Örneğin 2 ya da 3'ü gösterirken bakın yağ yerine kırmızı kutuyu kullanmış. Dağ yerine de mavi kutuyu kullanmış. Buna göre P'nin doğruluk değeri verilmiş. Hemen yazalım. P'nin doğruluk değeri 1. Q'nun doğruluk değeri verilmiş 0. Ve R'nin doğruluk değeri verilmiş 0. Bunlar işimize yarayacak. Buna göre birinci maddede neyi sormuş bir bakalım. Birinci maddede P kırmızı kutu arkadaşlar biliyorsunuz yağ idi. Sonra mavi kutu da yani burası ya da olmuş oluyor. Ya da'yı da şu sembolle gösteriyorduk. P ya da Q. Bunu bulmaya çalışacağız. İkinci maddeye bakalım hemen. İkinci maddede ise P kırmızı kutu ya sonra mavi kutu ya da. Dolayısıyla bunun aynısı P ya da R olmuş oluyor. Bunu bulmaya çalışacağız. Üçüncü maddemize baktığımızda yeşil ve kırmızı yani veya olmuş oluyor. Q veya P. Dördüncü maddemizde ne var? Hemen bakalım. R var. Sonra yine bunun aynısı yani veya var. R veya. Sonra P'nin değili. Son maddemizde ise, beşinci maddemizde ise baktığımızda R var. Sonra arada ya da var. Ve Q var. Bunları bulmaya çalışalım şimdi beraber. Gayet kolay değil mi bizim için bu soru? Şimdi ilk olarak P'nin 1 olduğunu biliyorduk. Arada ya da var. Q'nun da 0 olduğunu biliyorduk. Ya da her iki taraf birbirinden farklıysa sonuca 1 diyeceğiz. Burada P'nin 1 olduğunu biliyoruz. Arada ya da var. R'nin de 0 olduğunu biliyoruz. Her iki taraf birbirinden farklı bakın. Ya da'nın iki tarafı birbirinden farklıysa sonuca 1 diyorduk. Sonra üçüncü maddemize geçtik. Q'nun 0 olduğunu biliyoruz. Arada veya var. P'nin de 1 olduğunu biliyoruz.
veya işlemini toplama gibi düşünürsek sonucun 1 çıktığını göreceğiz. R 0'dı. Arada veya var. P'nin değili. Bakın P 1 ise P'nin değili de 0 olacaktır. Toplama işleminden dolayı sonuç yine 0 çıkar. Gelelim bu tarafa. Son maddemize. R'nin 0 olduğunu biliyoruz. Arada ya da var. Q'nun da 0 olduğunu biliyoruz. Ya da'nın her iki tarafı birbirinin aynıysa arkadaşlar sonucun 0 çıktığını daha önce söylemiştik. Bize göre, buna göre sorulan neymiş? Bileşik önermelerinden hangilerinin doğruluk değeri 1'dir denmiş. Baktığımızda şu ilk 3 maddenin doğruluk değeri 1. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Evet, geçelim 10 numaralı kazanım testimizin birinci sorusuna. Aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin sonucu 1'dir diye sorulmuş. Öyleyse ilk şıkkımızdan başlayalım. Mavi kalemimizi alalım. Şimdi burada V bağlacı var. 1 ve 0. Bakın V bağlacını çarpma gibi düşündüğümüz için sonucun 0 çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Arada ya da var. Sonra ya da'nın her iki tarafı bakın aynı olduğu zaman sonuç 0'dı. Bu ikisinde de her iki taraf aynı olduğu için ve arada ya da olduğu için sonucu yine 0 diyeceğiz. Ama bize neyi sormuştu arkadaşlar? 1 sonucun 1 olan şıkkı sormuştu. Öyleyse cevabımız A seçeneği değil. Geçelim B seçeneğine. B seçeneğinde bakın arada yine ya da var. Ya da'nın her iki tarafı farklı olduğu zaman sonuca biz 1 diyorduk. Şuraya birimizi yazalım. Sonra aradaki bağlacımız V bağlacı. Sonra bu parantezin sonucunu bulalım. Arada veya var. Veya olduğu için topluyoruz. 0 yapıyor. V bağlacında ise çarpıyorduk. Bu ikisini çarparsak sonuç yine 0 çıktı. Bu da değil cevabımız. Geçelim C seçeneğine. C seçeneğinde ise sıfırın değili yerine 1 yazacaksınız. Arada veya var. Sonra 1 yazacaksınız. Sonra parantezin dışında değili var. Unutmayalım. Sonra burada V bağlacı var. Burada ise 1'in değili. 1'in değili yerine de 0 yazmamız gerekiyor. Sonra parantez içini bulursak buradaki veya bağlacından dolayı bu ikisini topladığımızda sonucun 1 çıktığını göreceğiz. Ama parantezin dışında değilini unutmayalım. V bağlacı ve 0'ı aynen yazdım. 1'in değili 0 yapar. 0 arkadaşlar V bağlacıyla çarptığımızda direkt sonucun 0 çıktığını söyleyebiliriz. Aslında bakın şuradan da direkt söyleyebilirdik. Çünkü V bağlacı sonuçta çarpma işlemi. Burada da çarpanlarından biri 0 olduğu için direkt sonuca 0 diyebilirdik. Buranın sonucu aslında hiç etkilemiyor. Parantezi bulmadan da cevabı söyleyebilirdik. Evet, geçelim D seçeneğine. 1'in değili demiş. 1'in değili yerine 0'ı yazdık. Arada ya da bağlacı var. Sonra parantez içerisine baktığımızda şuradaki 1'in değili yerine 0'ı yazarsanız eğer 0'la 0'ın V işlemine tabi tutulmasının sonucu 0 yapar. Parantez kullanmasak da olurmuş burada. Şimdi bakıyorsunuz ya da'nın her iki tarafı aynı olduğu için sonuca 0 dememiz gerekiyor. Bu da değil. Cevabımız C seçeneği de değildi. Öyleyse son olarak D seçeneğine bakalım. Şu parantez içine bularak başlayalım. 1 ve 0 çarpma işleminden dolayı 0 yapar fakat değil var. Arada veya bağlacı. Şu parantezin içerisine baktığımızda şu 1'in değil yerine önce bir 0 yazalım. Sonra veya'dan dolayı toplayalım. Sonuç 0 yapar. Bunun da arkadaşlar şurada değilini unutmayalım. Sonra sıfırın değili 1. Arada veya bağlacı. Sıfırın değili 1. Veya biliyorsunuz toplamaydı. Sonuç 1 yapacaktır. Evet, bize 1 olanı soruyordu. Cevabımız bu yüzden E seçeneği olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda yine parantezle başlayacağız. Burada arkadaşlar bunun sonucu bulunurken ne yapıyorduk? P önermesinin bir sıfır olduğunu düşünüyorduk. P önermesi sıfır olursa toplama işleminden dolayı 1 çıkar. Bir de P önermesinin 1 olduğunu düşünüyorduk. Yine 1 çıkıyor. Yani burası her halükarda 1 çıktığı için şu parantezin şurasına 1 diyeceğiz. Arada ya da bağlacını ekleyelim. Sonra diğer tarafa geçelim. Şurayı bulmaya çalışalım. Burada ise Q önermesini örneğin 0 kabul etsek. Aslında hiç buna gerek de yok. Neden? Çünkü sonuçta bu önermelerden biri 0 olduğu için diğeri ne olursa olsun çarpma işleminden dolayı çarpma gibi düşündüğümüz için V bağlacını burası her zaman 0 çıkacak. Sonra ne oldu bakın? Birinci parantezimizi 1 bulduk. Arada ya da bağlacı var. İkinci parantezimizde 0 bulduk. Sonra ya da bağlacının her iki tarafı birbirinden farklı olursa sonucun 1 olduğunu söylemiştik. Öyleyse cevabımız B seçeneği olmalı. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz da yine karışık gibi gözüküyor. Ama biz buna aldanmayacağız. En içteki parantezden başlayacağız. Örneğin, hatta arkadaşlar soru çok kolaymış. Bu kadar karışık şeyle hiç uğraşmamıza gerek yok. Çünkü buranın sonucu, şu yuvarlak içerisine aldığım var ya, bakın köşeli parantezin sonucu ne olursa olsun bu sıfırla V bağlacına tabi tutulduğunda
Sonuçta V bağlacını 0 gibi düşünüyoruz. Pardon, V bağlacını çarpma gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla 0'la çarptığımızda sonuç her halükarda 0 çıkmalı. Yani cevabımız A olmalı. Çünkü V bağlacında biliyorsunuz eğer önermelerden biri 0 ise sonuç 0 çıkıyordu. Diğer önerme ister 1 olsun ister 0 olsun sonuç her halükarda 0. Geçelim öyleyse dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bir iş yerindeki Wi-Fi şifresi şekildeki gibi duvara asılmıştır. Çapın yanında bakın bir üçgen var, bir kare var, bir de yıldız var. Öyleyse biz üçgeni, kareyi ve yıldızı bulup buraya yazarsak Wi-Fi şifresini bulmuş olacağız. Bize de zaten Wi-Fi şifresini soruyor. Öyleyse üçgeni bularak başlayalım. Üçgeni hemen şuradan şöyle denktir diyelim. Bakın P önermesi arada veya var. P'nin değili. Yani veya biliyorsunuz toplama gibi düşünüldüğü için bir taraf sıfırsa bir taraf 1 oluyor. Bu taraf 1 ise bu taraf 0 oluyor. Çünkü değil var. Bu ikisi toplandığında kesinlikle 1 yapar. Sonra ya da bağlacını ekledik. Gelelim diğer tarafa. Diğer tarafta ise arada V bağlacı var. Ve biri P, biri P'nin değili. Yani sıfırsa 1, bu taraf 1 ise bu taraf 0. Sonuçta V bağlacını çarpma gibi düşündüğümüz için her halükarda burası 0 çıkacak. Peki ya da bağlacın özelliği neydi? Her iki tarafı aynı ise bakın sonuç 0'dı. Her iki taraf farklıysa ki burada farklı, o zaman sonuç 1'di. Demek ki üçgenimizin değeri 1'miş. Şu üçgen gördüğümüz yere 1 yazabiliriz. Geçelim karenin sonucunu bulmaya. Önce yine parantezden başlıyoruz. Burada arkadaşlar P ya da 1'i bulurken P'nin iki durumunu da düşünelim. Eğer P 0 olursa ya da bağlacıyla birbirine bağlandığında iki taraf birbirinden farklı olduğu için sonuca 1 diyeceğiz. P 1 olursa iki taraf aynı olduğu için sonuca 0 diyeceğiz. Yani bakın P'nin hep zıttı çıkıyor. P'yi 0 aldık sonuç 1 çıktı. P'yi 1 aldık sonuç 0 çıktı. Yani buranın sonucu P'nin değili olmalı. Arada V bağlacı var. Geçelim diğer tarafa. Burada bakın V bağlacı ve çarpanlarından biri 0 olduğu için V bağlacını da çarpma gibi düşündüğümüz için buranın sonucu 0 çıkar. Yine bakın 0 ve V bağlacı var. Sonuçta çarptığımızda sonuç 0 çıkacak. Demek ki üçgenin değeri de 0'mış. Son olarak yıldızın değerini bulmaya başlayalım. Parantez içiyle başladık. V bağlacı var ve 0 çarpanlarından biri. Dolayısıyla 0 olur. Arada ya da bağlacı var. Burada ise toplama gibi düşünüyoruz. 1 olur. Ya da bağlacının her iki tarafı farklıysa sonuca 1 diyorduk. Öyleyse yıldızın sonucu da 1 çıktı. Yani şifremiz çap 101 olmalı. Yani D seçeneği. Evet, geçelim arkadaşlar 11. testimizin ilk sorusuna. Yukarıdaki bilgilere göre bakın burada bir tek Q verilmemiş. Öyleyse bu eşitliği kullanarak Q değerini bulacağız. Sonra alttaki eşitlikte ise bir tek P verilmemiş. Eşitliğin her iki tarafı belli. Buradan da P'yi bulacağız. P'nin ve Q'nun doğruluk değerleri bulunduktan sonra burada yerine yazılacak ve sonuç elde edilecek. Öyleyse başlayalım. Önce şuraları bir silelim. Şimdi yukarıdakine baktığımızda 0 ve 1 bakın parantezin içiyle başlıyoruz. Çarpma işleminden dolayı 0 olacak. Burada 0'ın da değili var. Dolayısıyla buranın sonucu 1 olmalı. Arada V var. Sonra Q önermesi sonuç 1 çıkmalı. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Bu Q önermesi ne olursa sonuç 1 çıkar. Tabii ki Q önermesi 1 olmalı. Diğer türlü Q önermesinin doğruluk değeri 0 olsaydı çarpma işleminden dolayı sonuç 0 çıkması gerekirdi. Öyleyse Q önermesini bulduk. Geçelim alttakine. Yine şu köşeli parantezin içini bularak başlayacağız. Buranın içini bulmak için önce şuradan başlayalım. Yada'nın her iki tarafı aynı olduğu için buna 0 diyeceğiz. Arada V bağlacı var. Burada ise bakın çarpma işleminden dolayı 0 çıkar. Yine burada V bağlacı var ve her iki taraf 0'sa sonuç 0 çıkmalı. Öyleyse bakın P arada veya bu köşeli parantezin içinde 0 bulduk. Peki sonuçta 0 verilmiş. Şimdi şunu düşünelim. Acaba P önermesi buradan ne olursa sonuç 0 çıkar. Düşünüyorum bakın veya da biliyorsunuz toplama işlemiydi. Eğer P 1 olsaydı sonuç 1 çıkardı. Bundan dolayı P'nin doğruluk değerini 0 bulduk. Şimdi gelelim sorumuza. Sorumuz ne? P'nin değili ya da Q'yu sormuş. Peki biz P'yi ne bulmuştuk? 0 bulmuştuk. O zaman P'nin değili 1 olur. Ya da Q önermesinde 1 bulmuştuk. Dolayısıyla bakın yadanın her iki tarafı birbirinin aynısı olduğu için sonuca 0 dememiz gerekiyor. Dolayısıyla 11. testimizin ilk sorusunun cevabı A olmalı. Geçelim ikinci sorumuza. Yukarıda bakın P, Q, R ve S önermeleriyle ilgili bir eşitlik verilmiş ve doğruluk değeri 0'mış. Buna göre P, Q, R ve S önermelerini bulmamızı bizden istemiş.
Şimdi arkadaşlar şöyle hemen bir yazalım sorumuzu. P ve Q arada veya var. Sonra da R veya S. Sonuç sıfırmış. Şimdi şu arada veya var bakın. Veya'yı bir düşünelim. Veya'da sonuç ne zaman sıfır çıkıyordu? Bir düşünelim arkadaşlar. İki taraf sıfır olursa sonuç sıfır çıkıyordu. Diğer türlü eğer herhangi bir tarafta bir varsa sonuç bir çıkıyordu. Neden? Çünkü veya'yı biz toplama gibi düşünüyorduk, değil mi? Kısa yöntemi toplamaydı. Bakın sonucun sıfır çıkması için her iki tarafın sıfır olması gerekiyor. Öyleyse biz hemen şuranın, şu parantezin sonucunun sıfır olduğuna, şu parantezin de içinin sıfır olduğuna karar verdik. Öyleyse bizim bulmamız gereken P veya Q denktir sıfır olmalı. Bir de R veya S denktir sıfır olmalı. Şimdi yine arkadaşlar veya var ve sonuç sıfır. Demek ki bu da sıfır olmalı. Bu da sıfır olmalı. Ki sonuç sıfır olsun. Çünkü şuradaki özelliğe bakın, değil mi? Burada da aynı şekilde sonucun sıfır çıkması için R de sıfır olmalı. S de sıfır olmalı. Demek ki hepsi sıfır olmalıymış. Cevabımız C seçeneği. Burada şöyle bir pratik yöntemden de bahsedebiliriz. Bakın bütün bağlaçlarımız veya. Bu da veya, bu da veya, bu da veya. Üçü de veya olduğu için burada parantezleri yer değiştirme şansımız var. Çünkü birleşme özelliği vardı. Hepsi veya ise, hepsi ve ise parantezleri yer değiştirebiliyoruz. Burada parantezleri kaldırsak arkadaşlar. Hepsi toplama işlemi ya. Peki toplama işlemlerinin sonucu nasıl çıkar? Nasıl sıfır çıkar? Tabii ki hepsi sıfır olursa ancak sıfır çıkar. Bunlardan biri eğer bir olsaydı toplama işleminden dolayı sonuç 1 çıkması gerekirdi. Bundan dolayı direkt cevaba C seçeneği diyebiliyoruz. Geçelim 12. pardon 11. kazanım testimizin 3. sorusuna. Sonuç bakın burada 0 verilmiş. Bu eşitliği kullanarak P'nin ve Q'nun ne olduğunu bulacağız. Sonra burada yerine yazacağız. Öyleyse eşitliğimi kutu içerisine aldığım eşitliğimi bir şuraya yazıyorum. P ve 0 arada ya da bağlacı var. Sonra Q ve 1. Şurası Q. Denktir 0. Şimdi arkadaşlar şuranın sonucu ne olur? P 1 olsa toplandığında 1 yapar. P 0 olsa toplandığında 0 yapar. Yani burası her halükarda P'nin kendisi çıkıyor. Arada ya da bağlacı var. Şurada ise çarpma işleminden dolayı Q 1 olsa 1 çıkacak. Q 0 olsa 0 çıkacak. Yani burası da hep Q çıkıyor. Şimdi bunun sonucu 0'sa eğer P ve Q hakkında ne söyleyebiliriz? Ne söyleyebiliriz? Bir düşünelim arkadaşlar. Ya da bağlacında sonuç ne zaman 0 çıkardı? Her iki taraf aynı olursa. Demek ki bizim buradan şunu söylememiz gerekiyor. P önermesiyle Q önermesi denk birbirine. Yani ikisinin de doğruluk değeri aynı. İkisi 1 de olabilir. İkisi 0 da olabilir. Şimdi buna göre gelelim sorulan şeye. Sorulan şey şuradan devam ediyorum. P'nin değili ya da Q sorulmuş. Şimdi P ve Q'nun denk olduğunu burada bulmuştuk ya. İkisi de 1 veya ikisi de 0. Dolayısıyla P'nin değiliyle Q aynı olmamış oluyor. Yani bu iki taraf ya da'nın her iki tarafı aynı değil. Eğer Q 1 ise P de 1. Dolayısıyla P'nin değeri 0 olmuş oluyor. Aynı değil. Her iki taraf aynı olmadığı zaman ya da bağlacında sonucun 1 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla cevaba B seçeneği diyeceğiz. Geçelim son sorumuza. 11. kazanım testimizin ve videomuzun son sorusu. Yukarıdaki eşitliklere göre hangisi doğrudur denmiş. Hangisi doğrudur? Yukarıdaki eşitlikler aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? Ha, yani bu önermelerden hangisinin sonucu 1 doğru olduğunu bu şekilde bulmaya çalışacağız. Şimdi önce şu birinci verilen bileşik önermeden neyi bulalım? Bu denklemden P'nin değerini bulalım. Buradan ise Q'nun değerini bulalım. Doğruluk değerini. Buradan da S'nin doğruluk değerini bulalım. Öyleyse başlıyorum. Birinci önermemiz, birinci denklemimiz P'nin değili veya 0, 1 çıkmış. Şimdi veya'nın biz toplamı olduğunu biliyoruz. Sonucun 1 çıkması için arkadaşlar bu P'nin değili 1 olmalı. Öyleyse P'nin değili 1'e denkse P önermesi için 0 olduğunu söyleyebiliriz. P'yi bulduk. Şimdi geçelim ikinci eşitliğimize. İkinci eşitliğimizde Q ve 1 0'a denkmiş. V'nin biz çarpma olduğunu biliyoruz. Q önermesi ne olursa sonuç 0 çıkar. Tabii ki 0 olmalı. Buradan da Q'nun 0 olduğunu bulduk. Geçelim arkadaşlar. Üçüncü eşitliğimizde, üçüncü eşitliğimizde S ya da P denktir 1 denmiş. Şimdi biz P'nin de 0 olduğunu bulmuştuk. Şuraya 0'ı yerleştirelim. Öyleyse S ya da 0 sonuç 1'miş. Ya da'yı bir düşünelim. Ya da'nın her iki tarafı arkadaşlar aynı olursa
sonuç 0 çıkıyordu. Her iki tarafı farklı olursa sonuç 1 çıkıyordu. Burada 1 çıktığına göre yadanın her iki tarafı farklı olmalı. Öyleyse bu tarafta 0 varsa S'nin biz 1 olduğunu buradan bulduk. Doğruluk değeri 1 olmalı ki iki taraf birbirinden farklı olsun. Şimdi gelelim A şıkkını inceleyerek hangi şıkkın sonucunun doğru olduğunu, yani 1 olduğunu bulmaya çalışacağız. A şıkkında P önermesi yerine 0 yazıyorum. Sonra V bağlacı var. Parantezimi açtım. Q önermesi yerine 0 yazıyorum. Ya da var. S önermesi 1 ya. 1'in değili de 0 olur. Burada arkadaşlar hepsi 0 olduğu için zaten sonuç 0 çıkacak. Demek ki A şıkkı değil. Gelelim B seçeneğine. B seçeneğimizde ise onu da kırmızıyla çözelim. P'nin değili demiş. P'nin değili, bakın P 0'sa değili 1 olur. Sonra V bağlacı. Q önermesi 0 yerleştirdik. Sonra ya da bağlacı, S önermesi de 1. Bunun sonucunu bulmaya çalışalım. Önce parantezle başlıyoruz. Buradaki çarpma işleminin sonucu 0 yapacak. Arada ya da bağlacı var. Ya da bağlacının her iki tarafı birbirinden farklı olduğu için sonuç 1 çıkacak. Öyleyse dördüncü sorumuzun cevabına da B seçeneği diyebiliriz. Diğer şıkları da artık incelemesini size bırakıyorum. Kanalıma abone olarak, videolarımızı paylaşarak, beğenerek, yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.